Hadi abi. Murat abi iyi misin? Sizin müşteri temsilcisine bağlanmanız gerekiyor. Bağlanamıyorum ablacığım. Bağlanamıyorum. Bağlanamıyorum. Bir bağlanma probleminiz mi var? Yani bende yok aslında ama sanırım kız arkadaşımda biraz var. Evet. Sen ne diyorsun sen ya? Ne alakası var ya? Hedef mi şaşırtıyorsunuz ya hanımefendi? Ahmet Bey, ben teknik bir sebepten dolayı bağlanamıyorsunuz diye soruyorum. Bulamıyorum ablacığım, bulamıyorum diyorum ya. Son bir karlı videolarına kadar gittim sizin müşteri temsilcisini ararken. O tuşa bas, bu tuşa bas, yok anasını satayım. Ahmet Bey, ben şimdi sizi ana menüye yöneltiyorum. Ana menüde önce 3'e, sonra 9'a, sonra tekrar 3'e basmanızı rica edeceğim. Allah Allah ya. Ben yanlışlıkla Tolga abiyi mi aradım? Nasıl? Neyi nasıl ya? 3'e bas, 5'e bas, prensesi mi kurtaracağız ya? Banka işlemcili mi yapıyorsunuz, Vigo mu oynatıyorsunuz? Ana menüdesiniz. Kayıt ve çalıntı kart bildirimleriniz için biri. Tabii, tabii. Koskoca Star Ahmet Kural'ın kredi kartlarını bloke koyarsanız konuşacak yüzünüz olmaz tabii. Size ayrı, Tolga abi ayrı selamlarımı sunuyorum. Hazırım Feride'm. Galiba. Galiba mı? Ya Ahmet, yine arkadaşların yanında rahat değilim muhabbeti mi? Ya Feride, ben geçen gün sizin arkadaşlarınızın muhabbetinizden hiçbir şey anlamadım. Tıbbi terimler kullanıyorsunuz. Latin latin konuştunuz, ben öyle izledim. Ahmetciğim, arkadaşım Roma'ya gitmişti. Vatikan'da gördüğü şeyleri anlatıyordu. Hızlandırılmış latince kursuna yazıldım. Sen beni ondan sonra gör Feride'm. Ya gözünü seveyim, bana biraz zaman ver. Benim senin arkadaşlarına muhabbet etmem için en az bir aya ihtiyacım var ya. Ahmet, benim de senin arkadaşlarına görüşebilmem için bir aya ihtiyacım var. Hem de en az 3 şişe köpüklü. Ya ben onlarla görüşüyorum ama bak, bir şey diyor muyum, hadi. Benim arkadaşlarım garip olabilir, gariban olabilir, tekinsiz tipler olabilir ama öyle bir adımla abartma. Ne birası ne tekilası. Diyorsun. Aynen. Hı. Hadi gel fıtı fıtı gidelim. Yürü yürü yürü. Fıtı 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 fıtı. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Murat'ın götünden kaşık çıktı. Diyor lan bu. Kardeşim, kaşığın kalan kısmı vardı ya. He. İşte o çıktı. Çıkarken de Moğol kabilesi gibi arkasında kalan hiçbir şey sağ bırakmadı. Yaktı, yıktı, geçti küreğinin. Yanıyorum lan. Duman çıktı her tarafına. Murat, istersen ben seni bir arkadaşıma yönlendireyim ha? Ferideciğim, dizi yayına girmeden özel hastaneye gidemiyorum ya. Zaten senin ne hayırını gördüm ki arkadaşını göreyim. Ahmetciğim, hadi hemen gidelim kardeşim. Ben size hikayelerini yaparken sigortamız yatıyor mu diye merak ediyordun ya. İşte onu öğreniriz oğlum, Allah Allah. Hem azı sırası gelmişken, fırsatını bulmuşken. Çabuk rüzgar alıyorum, canım yanıyor. Tamam. Şöyle yapalım şimdi. Siz buradan gidin yavaş yavaş, ortanızı alın, tamam mı? Bizim Feride'yle küçük bir işimiz var. Onu halledelim, biz hastaneye gideriz de. Hadi. Geldi ama ben seni dedim. 2 dakikada sattı arkadaşın. Tanıyacaksın işte oğlum. Götünden kaşık çıkmış ama oraya yine benim kafama kaşık çıkmış diye götürler ya. Güzel ama. Şey yapalım o zaman, ne yapalım? Biz gidelim Ahmetciğim. Sen de bunu al kardeşim. Sen de kalsın. Bu ney lan? O şey ya, testislerini içine koyarsın. Senin vücudun entegre değil ya, lazım olur. Doktor hanım, kusura bakmayın, ben tıbbi bir terim kullandım. Testis falan normalde hiç sevmem yani. Taşak derim, ayıp olmasın diye. Kusuruma bakmayın. Yok, artık bakmıyorum zaten Murat. Testislerim mi? Tesislere, genel tesisler, tesisler. Ben gideyim. Gidin! Geçmiş olsun, hadi! Feride'cim, kusura bakma, sana da bir hoş geldin diyemedik. Ahmet Kural dinlenme tesislerine hoş geldin. Murat, Murat! Ne oldu? Murat, Murat! Ne oldu? Murat! Ne oldu? Baldan tatlı olan baldız mıydı, görümce miydi lan? Salih, Allah'ını seversen bir sus ya! Zaten sinirlerin tepemde, vücudumun güney kıyıları Türkiye'nin güney sınırından karışık. Boşaltım sistemim en ufak eğilme girişimini Macar veliahtının öldürülmesiyle bir tutuyor. Sen bana baldız diyorsun, bacanak diyorsun ya. Oğlum, hayatta karıdan kızdan daha değerli şeyler var. Bak gördün mü? Gören de seni kadın voleybol liginde hakem zanneder lan. Oğlum, senle ben aynıyız. İkimiz de aynı şeyin peşinde. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok Salih. Öyle bir şey yok, unut onları. Seninle benim bir tane ortak yönümüz var. Ne? Kromozom sayımız. O bile benim mutsuz olmama yetiyor. Lan arkadaş, benim seninle hastanede ne işim var ya? Ben niye seninle takılıyorum lan? Ben hiç seni sevmiyorum ki.
Arabaya konan süsler gibisin lan sen. Götün başına ayrı oynuyor. Salih, basket vatana millete hayırlı bir şey yap. Allah aşkına bir evlen, bir çoluğun olsun, çocuğun olsun. Anana babana yazık, oğlum bir torun sevsinler lan. Evlatlık vazifeni yerine getir. Ne yapıyorsun? Onların öyle bir beklentileri yok oğlum. Ben doğunca zaten çocuktan falan soğumuştur onlar. Ben ailenin son çocuğuyum. The end yani. Senin ben evveliyatını sen... Murat Cemcir. Murat Cemcir. Burada bacım, burada dur. Şişt, Murat hadi bak. Bak tarzma oğlum ya. Doktor Bey sizi bekliyor. Evet. Hadi kalk. İki defa Murat Cemcir diye bağırdı. Hiç kimse tanımadı. Murat Bey, bu ne sürpriz? Merhaba. Merhaba. Yalnız kapıda Dilek Mertoğlu yazıyordu ama... Aa evet, Dilek Hanım'ın bir işi çıktı. O yüzden bugün sizi ben muayene edeceğim. Sayın Murat Cemcir. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Tanışıyor muyuz? Tanıyor musunuz beni? Tabii ki. Tabii ki tanıyorum. Ben sizi kariyerinizin başından beri takip ediyorum. Listede isminizi gördüğümde o kadar heyecanlandım ki. İlk oynadığınız çocuk oyunu. Sevimli Mikrop, rolünüz Diş Macunu. Ve bilin bakalım 20 numaralı koltukta kim oturuyor? Ben. Aa. Gerçekten boş bir macun tipine oyunculuğunuzla hayat vermiştiniz. Oyunun sonuna kadar sizi mikroplarla savaşın diye sıktılar, sıktılar. Ama emin olun biz seyirciler hiç sıkılmadık. İnanılmaz bir performanstı. O gün misvak kullanmayı bıraktım. Eve gelip dişlerimi 6 saat boyunca fırçaladığımı hatırlıyorum. Sizin sayenizde. Annem kudurduğumu zannetti biliyor musunuz? Ağzım köpük köpük çünkü köpürüyor ya bir şey. Pardon, uzattım. Buyurun oturun, buyurun. Rica ederim de doktor, oturabilsem zaten buraya gelmezdim. Oo. Götü acıyor. Aa, öyle amiyane bir açıklama tabii hoş olmadı doktor bey. Ben açıklayayım size. Şimdi ben birkaç ay evvelsi bir kaşık yuttum. Bu kaşık vücudumda uzun bir süre kaldıktan sonra anüs yoluyla dışarı çıktı. Çıkarken de her tarafı telef etti. Acayip bir gazım var. Bir yırtıktan dolayı mı bilmiyorum. Osuracağım fakat sıçarım diye korkuyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Siz başka bir rahatsızlığınız için bir ilaç aldınız ve prospektüsteki lütfen bir kaşık alınız tabirini yanlış anladınız. Her zaman başımıza gelen bir olay. Çözeriz, rahat olun. Çözeriz. Murat Bey, sizi bir muayene edeceğiz. Siz kameralara alışkın olduğunuz için çok fazla bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu ne ki bu? Sizi bununla muayene edeceğim Murat Bey. Doktor bey, galiba siz beni yanlış anladınız. Benim hastalık boğazımda değil ki. Şeydi. Aa tabii tabii, doğru. Sizin alanınız olmadığı için açıklamam gerekiyor biraz. Şimdi Murat Bey, orası bizim için bir kara kutu. Yani bir gayya kuyusu adeta. Kanatları açıp ben kendim bakmaya çalışsam o zaman göremiyorum. Monitörize etmem lazım. Tuşa yapsam o da olmuyor. Yani içeride anüste fistül var mı yok mu bakmam lazım. Nasıl? Yani tuşe nasıl denir? Bir şekilde bunu oraya sığdırmamız gerekiyor. Yani? Bunu götünüze sokacağım. Ne dedin? Yok, sadece ucundan sokacağım. Sizi de sonra bir görsem hiç fena olmaz. Murat Bey, sizi şöyle bir alayım. Ondan sonra siz de zaten bunu alacaksınız. Oh. Evet. Uzanayım ben. Lütfen. Aa. Ne kadar kendinizi kasarsanız o kadar canınız olur. Doktor bey, madem bu kadar samimileşeceğiz, isim neydi? Ay Yavuz ben. Yavuz Ertürk. Siz pantolonunuzu indire durun, üst taraf kalsın. Ben birazdan geliyorum. Doktor bey. Buyurun. Ağrı falan olursa ne yapacağız? Serum taze. Kafanıza takmayın. Serkan. Vallahi Serkan, billahi Serkan. Yavuz değil, Serkan. Murat kaç, Murat kaç! Salih. Basur olmayan tek hayvan şu yeryüzünde kimmiş biliyor musun? Karga. Ne oldu canım öyle şey ya? Balıklar, balıklar basur mu oluyormuş? Ne alakası var oğlum ya? Ben bir yerde okudum da söylüyorum. Hatta bayağı da uzun ömürlü hayvanlara 120 sene yaşıyorlarmış. Oha, ama şanslı hayvanmış ya. Yalnız bana bak, ben bu bilgiye pek inanmadım ha. Sen bunu bir doğrulattır bakalım bir yerden. 120 yıl yaşıyorlarsa basur olamazlar. Niye lan? Ben 23 yaşında basur ameliyatı oldum. Onca yıl basurlu basurlu yaşayamaz hayvan. Kendi bir arabanın altına falan atar. Ben hiç intihar eden karga duymadım. Siz duydunuz mu? Mantıklı. Makul. Arkadaşlar pardon. Ben 20 yıllık dahilciyim. Böyle geyik duymadım. Ya ben zamanın çok gerisinde kaldım ya da sizin tedaviye ihtiyacınız var. Ha bu arada kargalar da ortalama 20 yıl yaşar zaten. Ha 20 yılsa tamam ya. 20-23'ten küçük çünkü.
Demek Basur olamadan ölüyor hayvanlar. Yazık tabii. Salih, ben sana kimseye haber verme demedim oğlum. Bu ne lan? Babamı, anamı da çağıraydın da onlar da geleydi. Onlar da göreydi oğullarının durumunu. Oğlum ben senin için de mi haber verdim lan? Ben kendim için haber verdim. Ben kamerayı malbaneyi görünce elim ayağım titredi. Murat abi. Oğlum bak bugün böyle bir şey yaşanmadı. Bugün resmi kayıtlardan sildim. Siz de siliyorsunuz, unutuyorsunuz. Tamam mı? Şey gibi düşünün bak. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sil baştan. Ahmet bak tanıyınca çok seveceksin. Gerçekten çok iyi insanlar. Ya Feride ben senin arkadaşlarınlayken kendimi bilgi yarışmasında gibi hissediyorum ya. Abartma Ahmet. Boğaziçi mezunuyum demişim ama ilk soruda takılmışım gibi. Sonra aralıksız konuşmaya başlıyorum. Lugat kanserine yakalanıyorum. Kelimeler kontrolsüzce çoğalıyor dedim de ya. İlk gördüğüm bu tana basasım geliyor. Ahmet sen kendini kimseye ispat etmek zorunda değilsin ki. Ahmet kuralsın sen. Bak Feride. Bir daha söyle bakayım. Ahmet kuralsın sen. Bir daha. Ahmet kuralsın sen. Hem bak takıldın mı bana işaret ver tamam mı? Destek olurum ben sana. Naber canım? İyiyim. Ahmet. Vallahi arkadaşlar siz beklerken çok acıktık ya. Hemen sipariş verelim. Falafeli muhteşem. Sen sever misin Ahmet? Harf alayım. Ne? Harf alayım. Ne? Seyirci çok yeri. Ahmet baklagilleri pek sevmez de. Ben biberli bonfile alacağım Ahmet. Sen de ondan al istersen ha. Olur. Patlat bir tane Feride'm. Gürkan lan bu. Vallahi o. Çalgı çengi hayranları işte. Gürkan bir kaşını indir. Şöyle bir gözünü elinle sinirle oynala. Arkadaşım şimdi konuşuyoruz. Sonra gelin hadi. Yok vallahi gitmem yapmazsan. Burada beklerim. Gerekirse masaya otur. Hadi la bir kaş göz yap. Senin sıfatını sikeyim o tepne lan. Bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafımızı çeker misiniz? Gürkan'ım gel. Gel Gürkan. Gel Gürkan. Gel. Gel Gürkan. Gel Gürkan'ım. Çekiyorum. Yok blue çıkmış. Bir daha çeker misiniz? Gürkan'ım sinirli bak. Becerebilmişsin. Gürkan'ım, yaprak sarma sever misin? Etli. Etli la etli. Sizin gibi yetinsin. Bizim hayranlar da böyle. Beni ne zaman severek izliyoruz diyen hayranlarım olacak. Ahmet. Aslında Ahmet'in underground sinema çevresinde büyük bir hayran kitlesi vardır. Belli canım belli. Tabii tam rakam vermek gerekirse tamı tamına 59.736 kişi. Garson! Vallahi neydik ya? Bugün çok eğlendik Ahmetciğim. Ben de. Eğlendim ve de öğrendim. Hazar Denizi gibisiniz aynı Sedat Bey. Derin ve de buz gibi. Ahmet. Ben varken hem de Feride'min yanında. No doktor. Vallahi ben sadece bakacaktım. Ödemeyecektim. Selam arkadaşım biz senden hesap istedik. Sen bize maaş bordrosu göndermişsin. Burada müdürünüzün bir aylık brüt maaş bordrosu görünüyor da. Bakayım efendim. Hesapta bir hata yok. Buyurun. Nasıl yok arkadaşım? Masada yediğimiz bonfile kelaynak etinden de o zaman. Ekmekleri de bayat zannettiydim. Onlar da antikaymış demek ki. Yazık görüyor musun? Aksesuarı yedirdin bize lan. Beyefendi bir sorun varsa ben müdürümüzü çağırayım. Hadise çıkartmak istemiyorum. Yalnız bu kadar yüklü miktarda da nakit taşımıyorum yanımda. Ben portatif bankamatik olmadığım için. Ben müdürümüzü çağırayım. Bir dur ulan. Ömrümle. Buyurun burada. Çok özür dilerim. Sedat zannettim. Feride'm refleks. Tamam Ahmet. Hazırlıksız çıkmış olabilirsin. Ne alakası var ya? Ahmetciğim, senin param benim param diye bir şey mi var? Yalnız bu kartın da limiti yetmedi. Nasıl limiti yetmedi? Ne kadar geldik hesap? Bu ne lan? Biz panda falan mı yedik bilmeden? Ben de ondan diyorum işte Feride. Ahmet, buradan geri dönüş yok. Ödeyeceğiz. Sende ne kadar var? Hemen bakıyorum.
100, 200, bir de bunlar. Yetmez bu para. İsteyeceğiz Ahmet. Ya vallahi mi? Saatim var kız, onu mu rehin bıraksın? Çakma olmadığını nereden bileyim? Terbiyesizlik yapma lan! Allah Allah! Ne çakmasından bahsediyorsun? Bu saat Yunanistan'ın borcunu kapatırlar. Bir sorun var ama o. Hazırlıksız yakalanmışız Saadetciğim. Siz de bir şuna el atabilseniz, ittirebilirseniz. Bu ne ya? Biz kutup ayısı falan mı yedik? Onun da mı nesi tükendi ya? Vallahi Ahmetciğim, biz de sana güvendik. O yüzden yanımıza fazla para almadık. Koskoca Ahmet Kural bize hesap ödetir mi dedik. Bak şimdi, adam doğru da söylüyor canım. Bir sorun mu vardı? Beyefendiciğim, herhangi bir problem yok. Yalnız şurada denkleştirdiğimiz parayla Kurban Bayramı'nda ortak deveye girerdik. O deveyi pazarlık etmeden satın alabilirdik. Fakat şurada yediğimiz 3 tabak ete yetmiyor bu para ne hikmetse. Anlayamadım. Beyefendiciğim, biz biraz hazırlıksız gelmişiz de buraya. Bizim kusurumuz. Biz şuraya elimizdeki parayı bırakalım. Ben geri kalanını hemen getiriyorum size. Siz kalanını da getirin, bunu başlı olarak bırakırsınız. Bir dakika. Şimdi bende yanlış olmaz. Ahmet Kural ben. Gazi dizisinde 1453 bölüm başrol oynadım. Tamam, saatinizi rehin bırakın, gidin. Metin Bey, saat çakma olabilir. Ulan sen çakma görmemişsin, fiil olarak. Özel tasarım bu, al. Teşekkür ederim. Bir daha o arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum Feride. Ben sırf onlarla görüşmemek için acaba branş mı değiştirsem diye düşünüyorum. Ama Sedat'ı hiç gözüm tutmadı ha. Yazıyor mu lan sana o hastanede ha? Ya yok ya, ne yazacak? Yazsa yazsa antibiyotik yazar bana o. Hem çıtayı yükselttim oğlum ben. Koskoca Ahmet Kural'ın sevgilisi. Sen bak hadi ya. Bir daha de bakayım. Koskoca Ahmet Kural'ın sevgilisi. Ahmet saat kaç oldu ya? Tamam var ya sen. Gel gel, ileride incir ağacı var, gölge var, gel. Efendim? Murat Cemcir'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Murat Bey, ben sizi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Kontrol mü isteyeceksiniz? Nasıl? Bana bakmayın siz, buyurun dinliyorum. Murat Bey, elimizde içinde sizin de sakıncalı görüntülerinizin olduğu kasetler var. Acaba en kısa zamanda Emniyet Müdürlüğü'ne gelebilir misiniz? Ahmet, benim kasetim çıkmış ya lan. Ne diyeyim işte kardeşim, bütün müzik marketlerde bandrollü. Ne diyeceğim oğlum, emniyetten aradılar. Cinsel içerikli olmasından şüpheleniyoruz. Gidiyorum lan! Hadi, hadi. Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış oğlum. Niye sevmiyorum ben? Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış. Murat'ın kaseti mi çıkmış? Kaset denmez ki abi ona ya. Albüm o, albüm. Ulan salak salak konuşma. Emniyete gel çabuk, çabuk. Vallahi biz de tam olarak bilmiyoruz da işte açık saçık görüntüleri varmış Murat abinin kasetlerinde. Evet. Ya ya, kariyeri bitebilir Murat abi. Hayır. Biz şimdi emniyete gidiyoruz. Tamam, selamlar. Haydi kirpay. Çok kaldım. Şimdi abiler, seks kaseti derken kalıp olarak kullanıyorsunuz değil mi? Yani gerçekten kasete çekilmiş olamaz o. Bayağı prodüksiyon ister. Kaset mi kaldı Allah aşkına? Sadeciğim, Murat en son bir kadınla beraber olduğunda daha CD icat edilmemişti. Gençler bak, şu an çok gerginim, kalbinizi kırarım. Tamam lan, ortamı yumuşatmaya çalışıyoruz şurada. Oturun lütfen, rahatsız olmayın. Amirim, kusura bakmayın. Şu mezunun aslını astarını bir an evvel öğrenebilir miyiz? Dün çok pis bir çekim yaptık da canım çok yanıyor. Buyurun o halde. Sayın savcım, bize gelin dediler ama. Buyurun buyurun, bitmek üzere zaten. Şimdi siz, bu masayı çalmadık, bu masaya tecavüz ettik diyorsunuz. Tecavüz yok efendim. Kendi rızasıyla birlikte olduk. Hem baksanıza, resmen yorulun bu masa. Kendi rızası varsa o zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Alın bunların ifadelerini. Sonra da bırakın. Masayı da aldırın buradan. Tamam savcı. Mesafe koşun. Herkes bu taktiği öğrendi. Bir ay içinde bu yolla paçayı yırtan tam üçüncü grup. Bunlar masayı mı kullandırmış?
arkadaşım. Maalesef. Anlıyorum Murat Bey. Serkan Gökçe'yi tanıyor musunuz? Serkan Gökçe tanıyorum. O kim lan? Lisedeki arkadaşın vardı ya, o işte. Ha, İstiklal Marşı çıkışı Serkan. Hesadi. Buyurun. Murat Bey kısa bir zaman önce kendisine muayene olmuş. Ha tabii şeyden var. Neyi? Ama Sayın Savcı'm onun ismi başkaydı. Bu şahıs elinde bulunan size ait muayene görüntülerini Facebook'ta bir gruba yükledi. O grupta da bulunan bir polis memuru tarafından fark edildi ve derhal yakalandı. İnternete mi yüklemiş? Video 7 dakika sonra silindi. Şahsın IP adresinden yeri tespit edildi. Evinde de başka kişilere ait benzer görüntüler bulundu. Sayın Savcı'm tamam da o görüntülerin bana ait olduğunu ne malum? Yüzüm gözüm gözüküyor mu? Yok. Yalnız görüntünün kaydedildiği kasetin üstünde adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız yapıştırılmış. Görüyor mu? Bak gerçekten kasetmiş. Ne prodüksiyon yapmışlar be. Nasıl bir manyak bu ya? Kasetin üzerine TC kimlik numarasını yazmak nedir ya Sayın Savcı'm? Arka fondan da sesiniz duyuluyor. Tuttuğunuz futbol takımını falan söylüyorsunuz. Nasıl yani? Bunlar bir de o esin adı Spoptek mi diyorlar? Ya tuttuğun takımı sordu. Bu konuşursak biraz gevşersin, rahatlarsın, vücudun gevşer dedi. Şu ana kadar atılmış en güzel konu sordu. Ben de söyledim, anlattım. Müjdat dedim, Fenerbahçe'nin müjdat vardı eskiden. Lan sen cilsin. Efendim kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne yalan söyleyeyim. Doktorla birlikte bana şarkısını söyledikleri yerde ben de biraz güldüm. Ne? Doktorun bana dediği yerde Murat Bey'in öyle bir olur mu deyişi var ki mutlaka dinlemelisiniz. Sayın Savcı'm ben sadece sağlık sebebiyle konuştum. Arkadaşları tahrik etmezsek sevinirim lütfen. Kusura bakmayın Murat Bey. Bu arada kaseti izleyip kendinizi teşhis etmeniz gerekiyor. Kendimi? Evet. Yani şimdi ben kendi tutumdan kendimi teşhis edeceğim Sayın Savcı'm. Sayın Savcı'm sadece merak ettiğim için soruyorum. Dünya genelinde böyle bir vaka kendi totosundan kendisini teşhis eden başka birisi var mı acaba? Zorunlu bir prosedür Murat. Buyurun gidelim isterseniz. Başkası teşhis etmeden ben mi teşhis edeyim? Başlat buyurun. Bir insan aynı anda hapşırıp gaz çıkarıp hıçkırırsa vücudunun patlayacağını biliyor muydunuz Murat Bey? Benim dur, bana ait. Hemen nasıl anladınız? Sayın Savcı'm, soldaki et beni bana ait. Evet, peki o halde. Çıkalım. Gerekli belgeleri imzalayın siz. Sayın Savcı'm, bir şey rica edebilir miyim? Serkan'la görüşebilir miyim lütfen? Neden? Kendisi benim içeride bahsetmiştim. Lise'den arkadaşım olur da. Sebebini merak ediyorum. Niye yaptı acaba? Hırgır çıkartmayacağım. Kavga yok valla. Sadece meraktan. Tamam. 5 dakika. Tamam. CD. Ne haber Serkan? Süper. Görüntüleri lise grubumuzun internet sayfasına yüklemişsin. Niye yaptın lan? Ben 2 sene önce bizim okulun internetteki grubuna üye olmak istedim. Fakat grubun kurucusu Nazım beni siteye almadı. Sen bizim sınıftan değilsin diye. Ne yaptıysam kendimi ona hatırlatamadım lan. Sonra Google'dan search yaptım. Sarışın bir kız fotoğrafı buldum. Koca memeli. Onun resmini koydum. Sahte profil. Dakikasında aldı. Serkan, sana karşı yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Özür dilerim kardeşim. Ama sen de bana karşı bu kadar mı nefret doluydun lan? O cumayı hatırlıyor musun Murat? Kanlı cuma. Hani okuldaki öğrencilerin hepsinin toplandığı ve hafta sonuna girmeden önce yapılan bir ritüel olan İstiklal Marşı töreni. Hazır oldu duruyordum ve sen her zamanki gibi benim önüme geçtin. Çünkü amacın senin tabirinle benim de taşak geçmekti. Ben hazır olumu bozmadım. Sen beni tokatlamaya başladın. Tokatladın, çat 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 bana vuruyordun ve kulaklarım kızardı. Ama acıdan değil, utançtan. Hazır olumu bozmamam lazımdı çünkü müdür muaviyle göz göze geldik. Dursun Ali kısaydı ama tıknazdı, çok kötü vuruyordu. Ve Dursun Ali gördü, hazır olumu bozduğum için o da gelip beni tokatlamıştı, hatırlıyor musun? O zaman kulaklarım daha da fil gibi şişti ve kızardı. İstiklal Marşı'ndan soğudum. Bir daha maçlara gidemedim. Bir sönlerinden geçemedim. Bütün belirli gün ve haftalar bana zehir oldu. Beni kim yakalatmış biliyor musun? Muzo, başkomiser olmuş. Bizim Muzo başkomiser. Bizim götten bacak Muzo. Sen başkomiser ol, sonra peşinden beni yakalat. Zaten bende şans olsa. Serkan, ama sen de kaşınmışsın kardeşim ya. Hadi ben tamam da, başka insanların videolarını da çekmişsin. Çektim. Yine olsa yine çekerim. Engel olamıyorum kendime, ne yapayım? Hırsızlık yapsam daha mı iyi? Daha başka bir sürü enteresan oyun var.
Çok terapiste gittim ama bir şey olmadı. Sağ sallıyor, uyuyorsun çocukluk. Ne diyor? Eşeğin siki diyor. Ağız dolusu söylüyor bir de bunu. Çok ağır konuşuyor. Kabus gibi bir çocukluk geçirmişim. Daha doğrusu ergenlik ondanmış. Serkan, çok özür diliyorum kardeşim. Sana karşı acayip bir sorumluluk duygusu besliyorum. Hapishanede mutlaka ziyaretine geleceğim kardeşim, istersen eğer. Ciddi misin lan? Valla. Yemin et. Allah belanı versin. Vermesin lan, vermesin. Murat, artık bu senelerin kirini ortadan kaldıralım mı? İçeride olmam önemli değil. Bana ellerini ver. Aramızdaki şu senelerin küslüğü bitsin artık. Çocukluk. Aklı başında insanlar gibi davranamadık birbirimize. Senden sadece bir şey rica edeceğim. Hayatımda bir defa senden bir şey rica edeceğim. İste kardeşim. Bana bir si verir misin? Ne? Si. Nasıl si? Not olarak si. Çok ihtiyacım var. Si. Hayır hayır öyle değil. Makamında bir si. Sen oyuncusun. Yaparsın. Bir si. Çok ihtiyacım var Murat. Tamam o zaman. Siktir git lan! Amına kolumu koca kafası! Ha bir saniye de ziyaretime gelecekmiş. Yarrağa mı gel ziyaretine amına koyayım? Yarrağa mı gel? Millet çok merak dedi senin kuru götüne. 5 kişi tıklamış lan videonu. 5 kişi. 3-4. Lan siktir git! Siktir git! Lan! Lan! Siktir git lan! Lan git! Lan! Murat gitsene artık. Git, gerçekten çok ihtiyacım var. Git. Siktir git. Ya öldüreceğim oğlum seni. Siktir git lan! Lan git! Konuştunuz lan. Lise yıllarından bahsettik, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, biyolojiden konuştuk. Ya Murat abi, sen bu Serkan'ı unutamıyorum. Her hastaneye gittiğimde onu göreceğim diye korkuyorum falan demiyor muydu? Herif Mordor'un derinliklerine kadar inmiş, ruhunu duymamış. La oğlum, ben liseden mezun olalı 19 sene oldu Sadi. Adam o zamanlar daha çocuktu, bebeydi oğlum. Küseydi. Top sakal bırakmış şimdi. Nereden bileceksin? Top sakal değil mi? Sadece'nin Süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar mallar vardı ya kardeşim. Ha bak burada gerçek örneği duruyor canlı bak. Lan içeride bu kadar sorguya çekilmedim. Az bir susun. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Tülay nerede? Tülay şey ya, ofiste. Rezilliğim ortaya çıkmasın diye sağa solu arıyor. Basın yayın işte. Tüh ya. O benim fantezimdi ama. Benim avukatlarım basını susturacaktı seks kasetim çıkınca. Lan kalk yürü hadi. Her şey nasip kısmet meselesi işte Ahmet. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Aa kameralar. Murat Bey, cinsel içerikli görüntüleriniz bulunduğu söyleniyor. Arkadaşım yok öyle bir şey. Konuyu çarpıtmayın. Görüntülerde başka erkeklerin sesleri de varmış. Kim anlatıyor bunları kardeşim? Görüntülerde sizin de olduğunuzdan ötürü Ahmet Bey. Ne? Kim söylüyor lan? Kardeşim, onların istediği zaten hadise çıkartmak. Basıp gidelim biz, hadi. Lütfen kısa bir açıklama yapar mısınız? Bu arada arkadaşlar, ben arkadaşlarıyım. Soru falan sormak ister misiniz? Sadi, yürü lan! Hadi dağılın. Dağılsanız lan! Yaşasın emniyet, kusura bakma. Yaşasın emniyet. Neden sessiz kalıyorsunuz? Murat Bey, kısa bir açıklama yapar mısınız? Kendisinin aldığı bilgilere göre Murat Cemcir'e ait olduğu öne sürülen kasette başka sesler de var. Sahibinin Ahmet Kural olduğu öne sürülüyor. Ne diyor bunlar Murat? Bittik Ahmet biz. Bittik. Bittik. Lan oğlum, bir organizasyon yapıyorsunuz da Salih abinin haber vermiyorsunuz mu lan? Salih abi bir sus be! Muhabirimiz görüntülerde herhangi bir kadın sesinin duyulmadığına dair iddialar olduğunu... Ne diyor bunlar? Bunlar neyi ima etmeye çalışıyorlar Murat Cemcir? Vallahi iyi olmuş ya. Bunların yaptığı organizasyon Red Hot Chili Pepper konserinden hayırlısı oluyor zaten. Feri de geldi. Ahmet! Ya Ahmet, doğru mu bu televizyonda duyduklarım? Feri de açıklayabilirim. Kurban oldu o. Ya neyi açıklayacaksın? Ya bu ne lan? Allah aşkına bir ayrılın, bir ayrı durun ya. Bari ben buradayken yapmayın. Feri de televizyondakiler saçmalık. Ciddi misiniz? Seviyor musun onu? Seviyorum. Bu ne lan?
Ama arkadaş olarak. Bak Ahmet durmam bir dakika giderim bu evden. Ya Murat'a sor istersen. Sor sor Murat'a sor hadi. Ne olur Murat'a sor. Murat. Ne? Vallahi sor diyor lan. La oğlum tabii ki arkadaşız lan. Biz sen ne yaşıyorsun Ahmet Kural? Ya ya bana da hak verin ama öyle televizyonda görünce duyunca sizi. Kıskandın mı sen beni? Kıskandım mı ya? Üzüldün mü lan? Üzüldüm. Siz nasıl insanlarsınız oğlum? Nasıl bir çiftsiniz lan siz? Madem sorunlarınız var gitseniz oğlum terapiste. Ben böyle bir sohbetin öznesi olmak istemiyorum. Nasıl buna inanıyorsunuz siz ya? Gidiyorum lan ben. Fırat! Beni bir daha aramıyorsun Ahmet. Murat. Alo. Söyle. Burada evet. Ne zaman? Tamam. Yapımcı acil toplantı istemiş. Şimdi mi? Yok haftaya cuma acil toplantı istemiş Ahmet. Hayır tamam. Tamam. Feride alınma ama beni bununla mı yakışın? Dikkat ettiysen Salih abi, tek kelime edip şu seviyesiz homofobik cinsiyetçi muhabbete dahil olmadım. Ne dediğini hiç anlamadım.